Aslanım. Maalesef burada dün gönderdiğimiz yakıtın karşılığı kadar para var. Babacık ile konuştum. Ne dedi dayıcım? Dünkü yaşadığımız o mevzudan sonra bizimle çalışmasının mümkün olmadığını söyledi. Adam haklı. Ne olacak şimdi abi? Şimdi maliyeciler gelecekler. Elimizde ne var ne yok her şeyi alacaklar. Sıfırı tüketeceğiz. Bunları ne yapıyoruz aslanım? Haftalardır bekliyoruz yazık. Değil mi bu kadar insan parasını bekliyor? İnşallah. Ne zaman alacağız paramızı? Kaç aydır gelip gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar, hepinize öncelikle teşekkür ediyorum. Sabırla beklediniz. Sağ olun. Son zamanlarda biraz mali olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Hala mı bekleyeceğiz? Hala mı bekleyeceğiz? Yine mi yapalım? Daha nereye kadar? Yeter artık ama ya. Yeter artık ya. Nereye artık? Bu zarfın içerisinde her birinizin emeklerinin karşılığı var. Hatta daha fazlası var. Umarız bu sizi biraz daha ferahlatır. Ve ben size teşekkür etmekten başka şu anda bir şey söyleyemiyorum. Bana önümüzdeki ay ne olacak diye sorsanız açık konuşayım, bilmiyorum. O yüzden size tutamayacağım hiçbir sözü de vermem. Hakkınızı helal edin. Bizim de sizde birazcık hakkımız varsa helal olsun. Buyur dayışım. Gitti mi abi Marina? Gitti Eko, gitti. Neyse, arkadaşları bekletmeyelim, paralarını dağıtalım. Abi, neredeydin bütün gece ya? Çok merak ettim seni. Marina, ne oldu? Marina gitti kızım. Marina'nın borcunu ödeyemeyince elimizden aldılar. Ne diyorsun sen? Bunca yılın emeği bir gecede gitti ne demek? Böyle mi pes edeceğiz biz? Gitti işte, anladın? Gitti. Buyur Çağrı. Aslan Bey, az önce maliyeden aradılar. Ulan hemen gidip oraya mühürü mü koymuşlar? Ne yapmışlar ha? Sizin haberiniz yok mu Aslan Bey? Taksit yatırılmış. Ne diyorsun sen Çağrı? Ne taksidi? Kim yatırmış? Yeni ortağınız. Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Kim benim ortağım? Nedret Soykan. Aslan ne oluyor? Kimmiş abi? Aslan söylesene. Kimmiş ortağımız? Kim yatırmış taksidi? Nedret Hanım. Ne? Nedret mi? Hani imzalamayacaktı? Ne oldu ki imzalamış?
Nedret hala yapma. Eğer bir acın varsa gömme. Kurtulmak istiyorsan gün yüzüne çıkar sadece. Kırk yıldır ne yaşadığını bilmiyorum. Sana ne yaşattılar bilmiyorum. Kim haklı kim haksız inan onu da bilmiyorum. Ama belli ki buraya sığmıyor ama. Artık mezar kazıyorsun kendine. Kazma. Çünkü ister kalbinde, ister toprakta, insan bir mezar açtıysa tekrar tekrar ziyaret eder onu. Kurtulamaz. Herkes kendi seçimini yaşar demiştin ya. Sen de yıllardır bedel ödemeyi seçmişsin. Farkında değil misin? Ama hayat insana yarım kalan hesabını kapatmak için bir şans veriyor. İnsanlar için kurtuluş nerede başlıyor biliyor musun hala? Ne savaşın öncesinde, ne de savaşın sonunda. Savaşın tam içinde başlıyor.